Biz, emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi yavaş yavaş aşağılık bir ölüme mahkum olmaktansa babalarımızın oğulları olarak vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ediyoruz. 1919 yılı belki de tarihimizin en uzun ve alınan kararlar bakımından geleceğimizi şekillendiren en önemli yıldır. Mustafa Kemal ve bir grup önderin başlattığı kurtuluş hamlesi yavaş yavaş ülkede ses getirmeye başlamıştı. Kongrelerde ilk fikirler ortaya atılmaktaydı. Atatürk'ün büyük nutkunda belirttiği gibi bu fikirler 3 ana başlık etrafında toplanmaktaydı. 1. İngiliz mandası altına girmek, 2. Amerikan mandası altına girmek, 3. Yerel kurtuluş hareketi başlatıp en azından bölgesel olarak küçük küçük bağımsızlık elde etmek. Mustafa Kemal ise tüm bunları reddedip oyunu güzel bir şekilde kurup finalde tam bağımsızlığı elde etmeyi planlıyordu. Bu fikre Kurtuluş Savaşı'nda büyük destanlar yazmış komutanlar, fikir insanları en yakınındakiler dahi inanmıyordu. Almanya ile beraberken savaşı kazanamadık, tek başımıza nasıl kazanırız fikri ağır basıyordu. Yeni bir maceraya gerek yok diyenlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Bunların başında Vahdettin ve hükümeti gelmekteydi. Mustafa Kemal ise temel ilke Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla gerçekleşebilir diyecekti. Ben bu videomuzda Halide Edip'i başrola koyarak Amerikan mandası isteyenlerin düşüncelerini tarihi belgelere dayanarak anlatmaya çalışacağım. Halide Edip Adıvar'ı seçmemin en büyük nedeni sivil ekip tarafından Amerikan mandası fikrini en yüksek sesle savunanların başında gelmesidir. Bunu günün şartları içinde en mantıklı seçenek olarak görmüş, İstanbul'da çalışmalar yapmış, Amerikalı resmi ve resmi olmayan heyetlerle görüşmüş, Sivas Kongresi'ne Amerikan bir gazeteci yollanmasını sağlayıp Mustafa Kemal Paşa'ya kongre öncesi mektup yazmıştır. Mektuba geçmeden önce Mustafa Kemal'in Amerikan mandası hakkındaki fikrine bakalım. 25 Temmuz 1919'da Bekir Sami Bey tam bağımsızlığı tercih etmenin ülkeyi parçalayacağını söyleyip 2-3 vilayetle sınırlı bir bağımsızlık yerine Amerikan mandasının ülke bütünlüğünü koruyacağını söylediği bir mektup yollamıştır. 5. Kafkas Kumandan Vekili Arif Bey'e de bu belgeyi imzalatmıştır. Mustafa Kemal bu isteğe karşın birçok olumsuz mektup yollamış ve Mazhar Müfit'in anılarına göre ''Ne garip, Bekir Sami Bey de Amerikan mandasının kabulünü iltizam ve tavsiye etmekten başka bir çare bulamıyor. Oh ne âlâ, mücadele yerine mandayı kabul edeceğiz ve rahata kavuşacağız. Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne budalalıktır. İstanbul'dakiler de bu fikirde. İçlerinden biri çıkıp da ya istiklal ya ölüm diyemiyor. Hayret, en itimat ettiğimiz arkadaşlar bile yanılıyorlar demiştir. Şimdi Halide Edip'in meşhur mektubuna geçelim. Mektuba İngiltere, Fransa ve İtalya'nın himayesi altına girersek olacak olumsuzluklardan başlamış ve bu devletlerin yönetimine karşı olumsuz bir görüş belirtmiştir. İkinci olarak topraklarımızda yabancı azınlıklar var. Büyük devletler bunları bahane edip iç işlerimize karışacak demiştir. Ama başımızda Amerika gibi bir devlet olursa bu engellenecek diye asıl meseleye giriş yapmıştır. Küçük ve güçsüz bir Türkiye tek başına bu duruma karşı koyamaz demiş ve şöyle devam etmiştir. Amerikan mandası altında en fazla 10-15 yıl sıkıntı çekeriz. Daha sonra eğitim, öğrenim ve anlayış olarak bağımsızlığa kavuşuruz. Yurdumuzda boy ölçüşen yabancı devletleri ancak Avrupa dışında Avrupa'dan güçlü bir devletin yardımıyla uzaklaştırabiliriz demiştir. Daha sonra Amerika'yı kötünün iyisi olarak gördüğünü, Amerika'yı kendimize kazanmalıyız. Eğer kazanırsak Doğu ve Türk sorununu gelecekte çözeriz. Amerika'da elbette sakıncasız değildir. Onurumuzdan epeyce vazgeçmek zorunda bulunuyoruz. Ancak Amerika Avrupa'dan üstün olduğunu ispat etmek için bizleri iyi şekilde yöneteceklerini Avrupa'ya göstermek isteyeceklerdir. Resmi ve gayri resmi anlayışları Türkiye'yi parçaya bölmeden genel olarak yönetmektir. Örnek olarak Suriye Amerika'yı istemiş, bu durum coşkuyla karşılanmıştır. Amerika bir Ermenistan devleti kurmayı düşünmüyor ama Avrupa kesinlikle düşünüyor. Bölünme ve çökme korkusu karşısında vakit kaybetmeden Amerika'ya başvurmalıyız. Serüven ve savaş zamanı artık geçmiştir. Sınırlarında bunca çocuğu ölen Türkiye'de kaç düşünce ve uygarlık şehidi vardır. Rauf Bey'le birlikte temelleri çöken yurdumuz için uzakları görerek birlikte çalışmanızı istiyoruz. Evet, genel itibariyle mektup böyledir. Dikkatinizi çekmek isterim ki bu mektup yazıldığında daha Mustafa Kemal Paşa Ankara'da meclisi açmamıştır. Kara Vasıf Bey, Refet Bele, Arif Bey gibi birçok kişi de Amerikan mandasını kötünün iyisi olarak değerlendirmiştir. Peki Amerikan mandası gerçekten masum mudur? Elbette hayır.
Wilson prensiplerine dayanarak istenilen Amerikan mandası ilk olarak doğuda Ermeni ve Kürt bölgesi oluşturacak, zaten açmaya başladıkları Amerikan okullarıyla ülkeyi komple Amerikan üssü haline getirip yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ele geçireceklerdir. Gençliği Amerikan okullarında okumuş, bütün gelirlerine el konulmuş, hükümeti Amerikan yanlısı olan bir ülke Halide Edip'in dediği gibi 10 yıl sonra nasıl bağımsızlığına kavuşacaktır? Bakınız İngiliz gizli raporu Amerikan mandacılığıyla ilgili ne diyor? Amiral Webb'den Lord Curzon'a. Amerika, Trabzon ve Erzurum'u içine alan bir Ermenistan himaye edecek. Geri kalan 4 ili de Kürt devleti yapıp İngiliz himayesine bırakacaklar. Ben Amerikan misyonerlerinin tehlikeli hareketlerinden korkuyorum. Din etkisinde kalıp halkın büyük bir çoğunluğunu oluşturan Müslümanlara kötü davranacaklar. Peki her türlü mandaya karşı çıkanlar yok muydu? Elbette vardı. Daha önce videosunu yaptığım Tıbbiyeli Hikmet Boran buna bir örnektir. Tıbbiyeli Mustafa Kemal'e "Eğer mandayı kabul ederseniz bunu kınarız ve Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve lanetleriz" demiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal günlerdir yaşadığı fikir harbinden sonra "Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk bünyesindeki asil kanın anlatımına dikkat edin" demiştir. Bu zamanlarda bölgeyi incelemek için Amerikalı general heyetiyle birlikte gelmiştir. Bu generalin ismi General Harbert'tir. Mustafa Kemal'den için "bizim düşündüğümüz manda fikri Mustafa Kemal'le aynı değil" demiştir. Mustafa Kemal, "dış devletlerin yardımına açığız ama memleketimizi istila etmeyen, iç ve dış bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze karışmamak şartıyla" demiştir. Ve bu doğrultuda mesajlar yollamıştır. Peki ne olmuştur? Amerika tabii ki de bu teklifi kabul etmemiştir. Yine Mustafa Kemal büyük nutkunda bahsettiği gibi manda altında ölmektense savaşarak ölmek daha onurludur demiştir. Amerikan temsilcisine söylediği şu söz zaten her şeyi açıklar niteliktedir. Biz emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi yavaş yavaş aşağılık bir ölüme mahkum olmaktansa babalarımızın oğulları olarak vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ediyoruz. Peki Mustafa Kemal hayalperest midir? Elbette değildir. Amerika'ya belirttiği bağımsızlığımıza karışmadan yardımınızı kabul ederiz mesajını Rusya'da vermiştir. Ve yeni Rusya bu teklife biraz da kendi çıkarları doğrultusunda sıcak yaklaşmıştır. Kazım Karabekir Mustafa Kemal'i bu sebepten dolayı bolşeviklikle suçlamıştır. Ama gelen Rus yardımından sonra filizlenen Rus yanlısı oluşumları Mustafa Kemal karşı oluşumlar kurarak dizginlemiştir. Ve savaştan sonra uyguladığı politikalarla meseleyi kökten çözmüştür. Zaten savaş sonrasında ülkemizde Rus mandası ya da Rus fikrinin hakim olmaması bunun en açık örneği değil midir? Mustafa Kemal, Amerikan mandasını doğru kabul edenleri, padişahı savunup vatanın kurtuluşunu da isteyenleri, komünistleri, Turancıları hepsini ülke kurtuluncaya kadar bir arada tutmuş, adeta birleştirici bir rol oynamıştır. Bu politikanın ne kadar zor olduğunu anlatmaya lüzum yok. Ülke önce dış devletlerden kurtulsun, bağımsız olsun demiştir. Zaten kurtuluştan sonra Halide Edip'in "Paşam, vatan kurtuldu, artık dinlenirsiniz" sözüne "ne dinlenmesi, şimdi birbirimizi yiyeceğiz, birbirimizle savaşacağız" sözü bunun en açık örneğidir. Kurtuluş Savaşı'nda birçok dönüm noktası vardır. Mandacılık olayı bunlardan biridir. Şükürler olsun sağlam bir irade ortaya koyanlara. Şükürler olsun Anadolu halkına güvenip tam bağımsızlık yolunda ellerinde idam sehpalarıyla yürüyenlere. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenir, kanala abone olursanız bana güç verirsiniz. Kalın sağlıcakla.